Hello, welcome to Turkey. Can you introduce yourself, please? My name is Professor Ahmed Moyegada from Nigeria, from Osman Danfodio University, Sokoto in Nigeria. Merhaba, benim adım Ahmet Gada. Nijerya'dan geliyorum. Osman Fodul Üniversitesi'nde çalışıyorum. Can you tell us when did you meet Risale-i Nur? When did you come across to Risale-i Nur? Risale-i Nur'la ne zaman tanıştınız? I came through Risale-i Nur around 3 years ago through my colleague who is Dr. VP Fodio Sharif. And he has been working at it. I think he has been coming to Turkey. He has associated himself with the people of, the foundation since the year 2010. And he has been coming here. And when he went back, I have some literature on Risale-i Nur. And I took a look on it and I became very much interested. Ben meslektaşım Nijerya'daki meslektaşım Fuday Şerif tarafından tanıştırıldım Risale-i Nur'larla. Kendisi zaten 2010 yılında İlim ve Kültür Vakfı vasıtasıyla Türkiye'ye geliyordu ama benim ilk gelişim. What is the most important thing that affected you that you see in Risale-i Nur? Risale-i Nur'da görüp sizi etkileyen şey nedir? En çok sizi ne etkiliyor Risale-i Nur'da? Well, just a quick look at the literary works of Bediüzzaman Nursi. I've gone through it. I've gone through the letters, the flashes, the words, and I've seen. I'm impressed with the methodology of the writing. He brings out arguments from the Quran, from the Hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and from the Aqwalul Ulama. That is the views of scholars. In discussing his arguments regarding different issues affecting Muslim life. So, yes, so it's cutting across different writings. He introduced a unique methodology like that being used by most of the those people that can be considered to be revivalists of their time. We have similar personality in Nigeria, known as Sheikh Osman Ibn Fodio, who undertook a revivalist activity in the 19th century. And he was successful in establishing a caliphate, known as Sokoto Caliphate. And this caliphate, I think, is built through the literary works. He has a lot of writings. And the writings are just similar to the writings of Bediüzzaman Said Nursi. Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerinden ben sözleri, mektubatı ve lemaları okudum. Kendi ülkemizde de bizim bir müştehitimiz var Şeyh Osman adında. 19. yüzyılda yaşamış, kıymetli bir müştehittir kendisi. Ben kendisinin çalışmalarını ve okumalarını, eserlerini Risale-i Nur'a çok benzetiyorum. Bediüzzaman Hazretleri'nin eserleriyle büyük benzerlikler görüyorum. What are these similarities that you have seen both of the müştehits? Benzerlikler nelerdir? Yes, the similarities are in terms of methodology of writing. You know, the methodology of writing of Nursi consists of discussing points from the Quranic point of view, from the point of view of the Hadith of the Prophet sallallahu aleyhi ve sellem, and from the views of different scholars, writers. Ben metodu özellikle çok benzetiyorum, kullanılan metodolojiyi. Çünkü bizim müştehitimiz Şeyh Osman'da da, onun eserlerinde de aynı şekilde Kur'an-ı Kerim kaynak olarak alınıyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri kaynak alınıyor ve diğer büyük İslam alimlerini kaynak alıyor. İki alimin de eserlerinde Kur'an-ı Kerim, hadisler ve diğer İslam alimlerini baz alması, onları kaynak göstermesi benim açımdan benzerlik olarak görüyorum bunu. What is your message to people who lives in Turkey and reads Risale-i Nur? Türkiye'de Risale-i Nur okuyan insanlara mesajınız nedir? My message is that not only the people of Turkey, but the people of the world in general, the Muslims cutting across different parts of the world, they need to actually dedicate themselves to the study of Risale-i Nur so as to become good Muslims, to reform, revive themselves,
and as well to preserve the Islamic culture wherever we go. Ben sadece Türkiye'deki Müslümanları değil, dünyadaki bütün Müslümanlara Risale-i Nur okumalarını ve okuduktan sonra onu yaymalarını ve iyi örnek olmalarını öneriyorum. Thank you for your participation. Çok teşekkürler katılımınız için.